Sevgili gençler, günaydın. Bugün hal değişimi konusunu işleyeceğiz. Yani katı fazdan sıvıya, sıvı fazdan gaz fazına geçiş süreçlerini işleyeceğiz. Burada sisteme yüklenen enerji faz değişimi sırasında neye harcanıyor? Sistemin sıcaklığı değişken midir? Onunla ilgili birkaç bilgiyi sunacağız. Daha sonra bunlarla ilgili örnek çözümlere bakacağız. Bir cisim tarafından ısı alınması daima sıcaklığında bir artışa sebep olmaz. Bazen belirli bir enerji maddeyi katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza dönüştürebilir. Buna faz değişimi diyoruz. Faz değişimi belirli bir miktar enerjiyi gerektirir. Yani enerji vermeden madde katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçemez. Faz geçişi sırasında ısıl olarak aktarılan herhangi bir enerji sıcaklığı değiştirmez. Fakat bunun yerine durumunu değiştirmeye gider. Burada şunu söylemeye çalışmış. Katının erime noktasında olduğu yer burası. Bu andan itibaren vermiş olduğumuz ısı malzemenin katı fazdan şu noktaya kadar sıvı faza geçişinde harcanacaktır. Şu aralıkta maddenin sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Değerli arkadaşlar, faz geçişleri tersinirdir. Yani biz buzu erittiğimizde tekrar oluşan suyu soğutursak aynı sistemde buz fazına geçmiş oluruz. Düşük sıcaklıktaki bir fazdan yüksek sıcaklıktaki bir faza geçiş yaptırmak için bir maddeye enerji verilmelidir. Diğer yönde ise sistemden enerji uzaklaştırılmalıdır. Yani tersine dönüşürsek bu sefer sistemden enerji uzaklaştırmalıyız ki bir önceki faza geçsin. Evet, burada erime gizil ısısı dediğimiz bir büyüklük var değerli arkadaşlar. Bir maddenin 1 kilogramını katı halden sıvı hale dönüştürmek için gereken ısı miktarına erime ısı denir ve L erime ile gösterilir. Su için erime gizil ısısı uluslararası birim sisteminde kilojoule bölü kilogram ya da joule bölü kilogram yazılabilir. Pratik olarak bazen güncel örnek çözümlerinde veyahut da güncel yaşamda kalori birimini de kullanıyoruz. Buzun erime ısısı, 1 gram buzun eriyebilmesi için bizim vereceğimiz ısı 80 kilo kalori bölü kilogramdır. Yani 1 kilogram buzu eritmek için 80 kilo kalori vermek gerekir. 1 gram buzu eritmek için de 80 kalori vermek gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir maddeyi sıvıdan buhar haline döndürmek için gereken ısıya buharlaşma ısısı denir. Aynı erime ısısında olduğu gibi. Burada sıvı buharlaşma sıcaklığında bir sıvıdır. Bunun 1 gramını buharlaştırmak için yaklaşık olarak 539 ya da 540 kalorilik bir ısı vermek gerekir. Ya da 1 kilogramını buharlaştırmak için 2260 kilojoule'lük bir enerji vermek gerekiyor. Erime ve buharlaşma gizil ısıları aynı zamanda bir madde sıvıdan katıya ya da gazdan sıvıya geçtiğinde açığa çıkan enerjiye de denir. Biz burada 1 gram buzu bu noktadayken 1 gram su haline dönüştürdüğümüzde 80 kalori veriyorduk ya da 1 kilogram buzu 1 kilogram suya dönüştürdüğümüzde 3,33 çarpı 10 üzeri 5 joule'lük enerji veriyorduk. Tam tersinde 1 kilogram suyu 1 kilogram buza dönüştürmek için sudan gene 3,33 çarpı 10 üzeri 5 kadar ısıyı almak gerekiyor. Erime ve kaynama noktalarıyla erime ve buharlaşma gizil ısıları maddelere özgü ayırt edici özelliklerdendir. Burada değerli arkadaşlar yapının saf ve denge halinde olması gerekiyor. Bu erime gizli ısıları ve erime ya da buharlaşma gizil ısılarıyla buharlaşma ısı aynı zamanda ortama bağlı bir büyüklük de diyebiliriz. Basınç değiştiğinde bu büyüklüklerin değişimini göreceğiz. Faz değişiminde gereken enerji sadece gizli ısı değil, aynı zamanda maddenin toplam kütlesine de bağlıdır. Yani
Biz daha demin 1 gram buzu aynı sıcaklıkta 1 gram su haline getirmek için 80 kalori vermiştik. Fakat 1 gramdı bu. Ya da 1 kilogram buzu 1 kilogram suya dönüştürmek için 33,33 çarpı 10 üzeri 500'lük enerji vermiştik. Bu 1 gram içinde. M gramını dönüştürürsek bu durumda bizim vereceğimiz ısı, hal değişimi sırasında vereceğimiz ısı Q eşittir M çarpı L olarak yazılabilir. Erime fazında bu L erimedir. Kaynama fazında bu L yoğunlaşmadır ya da yoğunlaşma fazında L yoğunlaşmadır. Hangi faz için kullanılırsa bu onun değerini alacaktır. Peki erime ve kaynamaya yabancı maddelerin etkisi var mıdır? Erime ve kaynama noktalarına yabancı maddelerin bir etkisi vardır. Yabancı maddeler erime noktalarını düşürürler. Erime noktasının ne kadar düşeceği katılım miktarına bağlıdır. Bir örnek verecek olursak gene günlük yaşamımızda kışın köylerimizin kapılarının önüne kül dökeriz genelde. Kar yağınca yolların tuzlanmasının nedeni bu yağan karın veyahut da oluşan buzun daha düşük bir sıcaklıkta erimesini sağlamak, yolların kayganlaşmasını önlemek ya da evlerin önlerinin kayganlaştırmasını önlemektir. Dolayısıyla kül döktüğümüzde ya da tuz döktüğümüzde yolların ve kapı önlerinin buz tutmasını önlemiş oluruz. Kaynamaya etkisi nedir yabancı maddenin? Örneğin tuzlu suyu kaynattığımızda kaynama noktası saf suyunkiyle aynı değildir. Mesela saf su 100 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında bir atmosfer basınç altında kaynar. Ama bunun içerisine tuz ilave ettiğimizde bu sıcaklığın 110 civarına, 115 civarına katılım yani doyuma gelinceye kadar bu kaynama noktasının yükseldiğini görebilmekteyiz. Günlük örnek verirsek değerli arkadaşlar, makarnanın suyunu kaynatırken tuzu su kaynadıktan sonra koyarız. Hiçbir zaman tuz su kaynamadan önce konulmaz. Eğer tuz kaynamadan önce suya atılırsa suyun kaynama noktasını yükselteceği için daha fazla enerji harcamış olacağız. Basıncın donma ve kaynama noktası üzerine etkisine baktığımız zaman da değerli arkadaşlar, bir sıvının donma noktası maruz kaldığı basınçta değişir. Fakat bu değişim çok küçüktür. Donma esnasında düzülen sıvılar için basıncın artması donma noktasını yükseltir. Buna erimiş ve katı kalay karışımını verebiliriz. Su gibi donma esnasında genleşen sıvılar için basıncın artması donma noktasını ya da erime noktasını alçaltır. Basınç ise değerli arkadaşlar kaynama noktasını yükseltir. Örneğin bir Sivas'ın merkezinde suyu kaynattığımızda 96 derecede kaynıyorsa Mersin gibi sahil kesimlerinde bir atmosfer basınç düşündüğümüzde 100 santigrat derecede saf su kaynıyordu. Şimdi Sivas'ta basınç düşük olduğu için daha düşük bir sıcaklıkta kaynayacak. Mesela 96'da kaynayacak. Biz bu deneyimizi TECER'de yaptığımızda bu zaman kaynama noktasının 96'nın altına 94 gibi 95 gibi bir sıcaklıkta oluşacağını tecrübe edebiliriz. Demek ki basıncın yükselmesi kaynama noktasını yükseltirken basıncın düşmesi kaynama noktasını alçaltıyor. Peki bu günlük yaşamımızda bizim ne işimize yarar basıncın kaynama noktasını değiştirmesi? Değerli arkadaşlar suyun 100 santigrat dereceye kaynaması şu demek. Su 100 santigrat dereceye kadar gelene kadar suya verilen ısı su molekülleri tarafından depolanacak. Veyahut da bir tencerede yemek pişiriyorsanız o tencerenizdeki sebze veyahut da pişirdiğiniz gıda et ise onun içerisinde hapsolacaktır. Ne zamana kadar? 100 santigrat dereceye kadar. 100 santigrat dereceye kadar niye? Çünkü 100 santigrat dereceye geldiğinde su buharlaşacak. Buharlaşma hızlanacak. Dolayısıyla sizin o anda verdiğiniz artık buharlaşma fazına kullanılacak. Biz kaynama noktasını 112 yaparsak o et veyahut da bakliyat dediğimiz ürünler ısıyı 100'den sonra da depolamaya başlayacak. Dolayısıyla 112 santigrat dereceye kadar ısıyı depoladığı için o içerideki biyolojik veyahut da kimyasal bağlar daha çok parçalanmış olacak. Et veyahut da bakliyat daha iyi pişmiş olacak.
Düdüklü tencere kullanmamızdaki maksat da budur değerli arkadaşlar. Konuyu bir özetleyecek olursak değerli arkadaşlar, faz değişimi için enerjinin gerekli olduğunu, dolayısıyla faz değişiminin tersinir bir olay olduğunu, yani katıdan sıvıya dönüşümün sıvıdan katıya dönüşümü de vardır. Bunların faz değişimi sırasında malzemeye vermiş olduğumuz ısı, malzemenin sıcaklığını değiştirmezken malzemenin faz değişimine uğraması için harcandığını, erime gizil ısısıyla kaynama gizil ısısının veyahut da erime noktasıyla kaynama noktasının maddeye özgü olduğunu, yani maddeler için ayırt edici unsurlar olduğunu, fakat bu değerlerin de basınç etkisiyle değişebileceğini ifade etmiştir. Bir örnek olarak verirsek değerli arkadaşlar, bir deneyde yüzeyi kurutulmuş birkaç buz parçası 25 santigrat derecede su bulunduran bir kalorimetreye atılıyor. Suyun kütlesi kalorimetrenin su cinsinden değeri dahil olmak üzere 540 gramdır diyor. Buz eridikten sonra sıcaklık 14,5 santigrat derecedir diyor. Ve kalorimetrede başlangıçtakinden 60 gram daha fazla su bulunduğu görülüyor. Buna göre buzun erime ısısı nedir diyor. Kalori anlamında soruyor. Şimdi denge sıcaklığı 14,5 santigrat dereceye çıktıktan sonra kalorimetre kabında 60 gram fazla su bulunması bu eriyen buz miktarını bize gösterir değerli arkadaşlar. Demek ki bizim buz miktarımız 60 gram olmuş. O zaman bunu grafiksel olarak gösterirsek değerli arkadaşlar, bizim buzumuz 0 santigrat derecede tamamen eriyene kadar bu hale gelecek. Daha sonra 14,5 santigrat derece gelecek. Bizim suyumuz da 25 santigrat derecedeydi. Biz buradaki değişim sürecine bakacağız. Burası 14,5. Şurası da 25 derece. Demek ki arkadaşlar burada buz ısı alacak. Şurada suya dönüşen buz ısı alacak. Burada da o ısıyı kim verecek? Su verecek. O zaman sistemden alınan ısı verilen ısıya eşit olacak. Yani iç enerji değişimleri eşit olacak değerli arkadaşlar. Suyun 1 gramının sıvı hale geçmesi için gerekli ısı L idi. Burada 60 gram buzumuz var. O zaman 60 gramının su haline geçmesi için 60 çarpı L diyeceğim. Artı 60 gram buz 60 gram su haline geldi. Dolayısıyla çarpı su olduğu için 1 oldu. 14,5 santigrat dereceye geldi. Nereden? Sıfırdan gelmişti. Bu süreç şurada gösterdiğim süreç. Bunu kim verdi? Bunu su verdi. Kalorimetre kabıyla beraber su verdi. Ne kadardı bu? 540 gramdı. Çarpı 1 çarpı 25 eksi 14,5 değerli arkadaşlar. Evet, burada 60 ile 50 şu sıfırları götürebiliriz değerli arkadaşlar. 54'ü 6'ya bölebiliriz. Burası L kalır. Burası 14,5 kalır. Şurayı siliyorum. Eşit olacak. 54'ü 6'ya böldüğümüzde 9 kalır. 9, 45, 9 kere 5, 45, 4 var. 18, 22, 225. Eksi 9 ile 14,5'u çarpacağım. Şöyle de yapabilirdim. Bununla bunu çıkartabilirdim. Burası 11,5 yapacak. 10,5 yapacak pardon. 10,5 yapacak burası. L artı
14,5 eşittir 90, 3 kere var. 14 14,5'u bu tarafa getirdiğimde şurası buçuktu. 10 buçuktu. 45, şuraya yanlış yaptım. 9 kere 5 45, 4 elde. 4'ü buraya yazdım. 94 yaptı değerli arkadaşlar. L 94,5'tan 14,5'u çıkarttığımda 80 bulacağım değerli arkadaşlar. Demek ki buzun 1 gramının erimesi için 80 kalorilik ısı vermem gerekiyormuş. İkinci örneğe geçtiğimizde değerli arkadaşlar, Elif, Ceren ve Pınar iki farklı sıvıyı özdeş kaplara şekildeki gibi doldurduktan sonra aynı sıcaklıkta bulunan ve bu sıvılara ait katı cisimleri de kendi sıvılarının içerisinde yavaşça bırakıyorlar. Cisimlerin kendi sıvılarındaki denge durumları şekildeki gibi kuruluyor. K ve L katı cisimleri erime sıcaklığında olduğuna göre diyor. Şimdi K katı cismi kendi sıvısında yüzerken L katı cismi kendi sıvısında batmaktadır. Değerli arkadaşlar, bunu buz su örneğine benzetebiliriz. Bunu da sıvı katı kalay örneğine benzetebiliriz. Dolayısıyla katı kalay erirken hacmi artacak. Buz erirken hacmi küçülecek. Elif Ceren K cismi üzerine bir demir blok koyduğunda K cismi erimeye başlar diyor. Şimdi demir blok K cismi üzerine konulduğunda basınç artacak. Dolayısıyla basınç arttığı için buz örneğine benziyordu. Erirken hacmi küçülen maddelerde basıncın artması erime noktasını düşürüyordu. Dolayısıyla buz mevcut sıcaklığın daha altındaki bir sıcaklıkta erimeye başlayacak. Bir ifadesi doğru. Bunlar L cismi üzerine bir demir blok koyduğunda L cismi, bu L cismi kalaya benzetmiştik. Erirken hacmi artıyordu. Halbuki basınç hacmi küçültmeye çalışır. Dolayısıyla bu erimeyecek. Çünkü erime noktasını yükseltmiş olacak bu. Bunu eledim. Bunlar L cismi üzerine bir demir blok koyduğunda L sıvısının kütlesi değişmez. Evet, doğru. Çünkü L'nin katısı erimemişti. Erimediği için sıvı kütlesi değişmemiş olacak. Üçüncü örneğe baktığımızda Yasmina ve Sude Naz uçlarına ağırlık asılı ince bir teli şekildeki erime sıcaklığındaki buz kalıbı üzerine koymuşlardır. Belirli bir süre bekledikten sonra telin buz kalıbının içinden geçerek buzu ikiye ayırmadan düştüğü gözlemleniyor. Yasmina ve Sude Naz bu deneyle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşmak istemektedir diyor. Buz kalıbın üzerine tel uçlarına asılı blokları serbest bıraktığında bu eriyerek, buzu eriterek aşağı doğru ayrılırken, demek ki buz ayrılmıyorsa eriyen buz tel üstünde su olarak birikir. O su da tel kendisini terk ettiğinde donuyor olması gerekir değerli arkadaşlar. Basınç cisimlerin erime noktasını düşürür. Evet, telin uyguladığı basınç buzun daha düşük bir sıcaklıkta erimesini sağladı. Bu doğru. Basıncın düşmesi erime noktasını yükseltir. Doğru. Neden? Tel sıfırın altında bir sıcaklık eritmişti. Orayı terk ettiğinde üstüne çıkan su 0 santigrat derecede donmuştu. Erirken hacmi küçülen maddelerde basıncın artması erime noktasını düşürür. Erirken hacmi küçülen maddelerde basıncın artması erime noktasını düşürdüğü bu örnekten de görülmektedir değerli arkadaşlar. Kütlesi 160 gram olan ve 25 santigrat derecede 40 gram su bulunduran bir bakır kalorimetreye eksi 10 santigrat derecede 20 gram buz ilave ediliyor. Karışımla ilgili ne söylenebilir diyor. Bakırın, buzun ve su ile ilgili özellikler verilmiş burada. O zaman burada
ısıyı veren ve ısıyı alan unsurları belirleyeceğiz. Yani maddelerin iç enerji değişimlerini eşitleyeceğiz burada. Değerli arkadaşlar, burada ısıyı veren su ve kalorimetre kabı. Çünkü 25 santigrat derecede bu ikisi. O zaman M su, C su, delta T su artı M kalorimetre kabı, C kalorimetre kabı çarpı D kalorimetre kabı. Bu verilen ısı. Kim alacak bunu? Buz alacak. Buz ne kadar alacak? Önce sıfıra gelmesi için ısı alacak. Daha sonra ya tamamı eriyecek ya da bir kısmı eriyecek. Onu bu eşitlikten bulacağız. Yani son durumu bu eşitlikten bulacağız. Şunun MB üssünün MB'ye eşit olup olmadığını şuradaki ısı değerine bakacağız. Onu da şöyle düşünelim. Onu da şöyle düşünelim değerli arkadaşlar. Şimdi ısıyı verecek olan kim? Önce su ve kalorimetre kabının ısıyı verip de 0 santigrat derece geldiğini varsayalım. Bunu varsayıyoruz. Bunu yapması için ne kadar ısı vermesi gerekiyor? İkisinin, ona bakalım. Kütlesi 160 gram olan 25 santigrat derecede 40 gram su bulunduran, o zaman bizim kalorimetre kabımızın kütlesi 160 gram. 160 çarpı, şunu yazıyorum. C'si 0,093 çarpı, sıfıra gelmesini istiyorum arkadaşlar. O zaman sıcaklık değişimi 20. Bu kalorimetre kabı için. Su için kütlem 40. Öz ısı 1. Bunun da 25 sıfıra gelmesini istiyorum. Bunun değerini hesaplayın. Bu verilecek olan ısı. 16 ile 93'ü çarptığımda 10 ile 93 930 yapar. 6 orası 100 olsaydı 600 1500. 93 ile 16'yı çarparsam 18 bir elde 25 3 4 8 5 658 yapıyor arkadaşlar bunu. Bunu 25 ile 658'in 6 virgül şunun bir sıfırının şunu götürdüm. O da 16 ile 0,93'ü çarptım. 6,38 yaptı. Onu 25 ile çarpacağım. 25 ile çarparsam 327 yapacak. Bir yanlış. Şöyle hesap makinesini getireyim. 160 çarpı 0,093 çarpı 25 372, evet 372 getiriyor arkadaşlar bu. 372, şu da 40 ile 25 çarparsam 400 yapar, 1000 yapar. Değerli arkadaşlar, verilen ısı miktarı 1372 kalori. Şimdi buzun
0 santigrat derece gelmesi için ne kadar ısı alması gerektiğine bakalım. 20 gramdı çarpı 0,5 çarpı 10. Buradan burası 100 kalori gelir. Tamamının eridiğini düşünürsem, tamamı erirse 20 çarpı 80'de 20 çarpı 80'i bulayım. Tamamı eriyecek mi? Tamamı erimiyor değerli arkadaşlar. 1600 yapıyor. Onun için eriyen miktara MB çarpı 80 diyeceğim. Eşittir 1372. 1372'den 100'ü çıkarttım arkadaşlar. Eşittir 80'e böldüm. 15,9 gram kadar eriyor. Benim eriyen buz 15,9 oluyor. Bu nereye gidecek? Suya gidecek. Benim ne kadar suyum vardı değerli arkadaşlar? 40 gram suyum vardı. O zaman 15,9 eklediğimde 55,9 gram su, 20'den 15,9'u çıkartırsam 4,1 gramda buz kalmış oluyor. O zaman yanıt A seçeneği olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bir fizik öğretmeninin kurduğu deneysel düzenekle çalışma yapan İrem, Beyza Nur ve Azra bir bilgisayar programı yardımıyla su ve buz karışımına ait yandaki grafiği çiziyorlar. Bu karışım eğrisi üzerindeki S noktası ile gösteriliyor. Yani denge durum şu S noktası ile gösteriliyor. Fizik öğretmenleri çizilen bu grafikten yararlanarak öğrencilerin bazı çıkarımlarda bulunmalarını istiyor. Hangi öğrencinin çıkarımı doğrudur diyor. İrem karışımı L'nin sıcaklığına getirmek için M buz çarpı L erimeden daha fazla ısı vermek gerekiyor diyor değerli arkadaşlar. Bir kere eritmek için bu kadar, eğer buz numunemiz bu ise eritmek için bu kadar verim. L noktasına baktığımız zaman değerli arkadaşlar sıfırdan farklı bir yerde. İrem doğru söylüyor. Bundan daha fazla bir ısı vermek gerekir. Beyza Nur karışımın K'nın olduğu sıcaklık değerine getirmek için bir kısım suyu dondurmak gerekiyor. Tamamını dondurmak gerekiyor. Çünkü burası donma sıcaklığı. Beyza Nur yanlış söylüyor. Ya da yanlış çıkarımda bulunuyor. Azra çizginin kendisi şu. Buz ve suyun dengede olarak bir arada mevcut olabilmeleri için gerekli sıcaklık ve basınç şartını sağlıyor. Evet değerli arkadaşlar. Basıncı yükseltirsem daha düşük sıcaklıkta erime sağlar. Biraz daha yükseltirsem daha düşük sıcaklıkta. Arttırırsam daha yüksek sıcaklıkta. 76'ya getirsem 0. Azra doğru söylüyor. İrem ve Azra doğru söylüyor. Erime bazen bir soğutma vasıtası olarak kullanılabilir. Erimede sistemin ısı alması lazım. Isı aldığı ortamı soğutur mantığını bize verebilir bu. Bir doğru. Donma olayı bazen bir ısıtma vasıtası olarak kullanılabilir. Malzeme donarken çevre ısı verir. Bu da doğru değerli arkadaşlar. Saf bir madde için erime ve donma aynı sıcaklıkta gerçekleşir. Bu da doğru. 3 ifade de doğru değerli arkadaşlar. İkinci ödev değerli arkadaşlar. Bir bardakta bulunan 25 santigrat derecedeki 200 gram su içerisinde -15 santigrat derece 50 gram buz parçaları atılıyor. Suyun sıcaklığı ne kadar değişir diyor. Şimdi sıfır olmadığına göre değerli arkadaşlar demek ki tamamı eriyor. O zaman şöyle bir grafik oluşturabiliriz burada. Bizim buzumuz -15 santigrat derecede.
önce sıfıra gelecek. Tamamı su haline gelecek. Tamamı su haline geldikten sonra denge sıcaklığına ulaşacak. Bu fazların hepsinde ısı alması gerekiyor. Su da alınacak olan bu ısıyı vermiş olacak. O zaman şu suyun vereceği ısı, yani suyun iç enerji değişimi, şurada o verilen ısıyı alacak olan buz için çizilen değer. Bizim burası da bizim denge sıcaklığımızı verecek değerli arkadaşlar. O zaman su 25 santigrat derecede, suyun verdiği ısıyı şöyle yazabiliriz. 200 çarpı 1 çarpı 25 eksi T eşit olacak. Bunu buz alacak. Buzun kütlesi 50 çarpı 0,5 çarpı 15 artı 50 çarpı 80 artı 50 çarpı 1 çarpı T. Buzun bu bölgede aldığı ısı şu arkadaşlar. Buzun erimesi için aldığı ısı bu. Şu sıcaklığa gelmesi için aldığı ısı bu. Bunu kim verecek? Su verecek. O zaman şuradaki hesabı yürütürsek değerli arkadaşlar. 200 ile 25 çarptığımda 200 çarpı 25 eşittir 5000 yapıyor. Şurası 5000. Eksi 200 de. Elli çarpı 0,5 çarpı 15'i yaptığımda 375 değerli arkadaşlar. Şurası. Artı 50 ile 80'i çarptığımda 4000 artı 50 T. Eksi 4375 eşittir 250 T. Hemen bunu yapayım değerli arkadaşlar. 5000 eksi 4375 eşittir bölü 250 2,5. T 2,5 derece. O zaman suyun değişimi sıcaklık olarak 22,5 derece olacak. 25'te 2,5 denge sıcaklığı olduğu için değişimi 22,5 olacak değerli arkadaşlar. Zeynep Sude'nin babasının limon depolama mahzenleri vardır. Fakat soğuk kış günlerinde bazen limonları mahzende donmaktadır. Sude fizik dersinde öğrendiklerini babasına anlatır. Babası limon mahzenine belirli aralıklarla su kovaları koyar ve limonların donmasını bu şekilde önlemiş olur. Buna göre Zeynep Sude babasına aşağıdaki açıklamalardan hangisini yapmış olabilir diyor. Bu değerli arkadaşlar, bazı yapılar donarken çevresinden ısı alır. Dolayısıyla donarken çevresinden ısı alır. Tam tersi, tam tersini söyleyecektim. Donarken çevresinde ısı verir. Dolayısıyla ısı verdiği için limonun ısı kaybetmesini önlemiş olur. Ve dolayısıyla su donarken de limonlar donmamış olur. Bu suyun öz ısısı ile ilgili değil. Su donarken oluşan ısı emisyonu meyvelerin donmasını önler. Evet, B şıkkı aradığımız seçenek. Neden? Su donarken çevresine ısı verecek. Dolayısıyla çevresine ısı verdiği için de bu limonların donmasını engellemiş olacak. Bizim yanıtımız B şıkkı
Diğerlerin bununla ilgisi yok. Bir ortama konulacak farklı maddeler bir ürün ısıtır. Yanlış bu. Donma noktası farklı olan maddeler farklı miktarda gizli ısıya sahip. İlgisi yok. Saf su saf olursa donma noktası en düşük değeri bu da değil. Yanıtımız B şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Üçüncü ödevimiz bu. Sefa Eren bisikletine bir aksesuar taktırmak için bisikletini dedesine götürür. Dedesi aksesuarı lehimlemek gerektiğini söyler. Sefa Eren'e gel bakalım evladım fizik dersini burada birlikte tecrübe edelim der. Elimde kala ve kurşun vardır. Lehimin daha düşük sıcaklıkta erimesini sağlamak için ne yapmam gerekir diye soruyor. Buna göre Sefa Eren'in söylediklerinden hangisini dedesi mantıklı bulup tercih ederse daha düşük sıcaklıkta lehim yapmış olacaktır diyor. Sekizinci örneğe baktığımızda 76 santimetre civa basınçlı bir ortamdaki bir kaptaki su içine bir miktar buz atılınca buzun kütlesinin zamana göre grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Değerli arkadaşlar buz kütlesinin zamanla grafiği görülmektedir. Başlangıçtaki bizim buz kütlemiz 2m'dir. Dolayısıyla atılır atılmaz buz hemen erimemiş. 2m skalası bir miktar devam etmiş. Demek ki bu bölgede hemen erimediğine göre su buza ısı veriyor. O zaman buz 0 santigrat derece gelmeye çalışıyor. Bu durumda suyun birinci bölgede sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstü, buzun ise birinci bölgede sıcaklığının 0 santigrat derecenin altı olması gerekir. O zaman birinci bölgede suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üzerindedir ibaresi doğru. İkinci bölgede buz kütlesi hemen artmakta. Demek ki burada buz hala sıfırın altında su donuyor burada. İkinci bölgede su 0 santigrat derecededir diyor. Bu doğru. İkinci bölgede buzun sıcaklığı 0 santigrat derecenin altındadır. Evet. Üçüncü bölgede m gram su donmuş ve bu şekilde kalmış. Şimdi burası suyun tamamen donmasıyla da sonuçlanabilir. İşte m gram suyun donmasıyla da sonuçlanabilir. Eğer suyun tamamı donmuşsa 3. bölgede 0 santigrat derecede buz olacak. Eğer suyun bir kısmı donmuşsa 0 santigrat derecede yukarıdaki örnekte olduğu gibi su artı buz olacak. Dolayısıyla 4 kesin değil. 1, 2, 3 söylenebilecek durumlar burada. Dördüncü ödevde Neslihan ve Hüseyin öğretmenlerin hazırladıkları aynı maddeden yapılmış özdeş K ve L kaplarındaki suları özdeş ısı kaynaklarınca eş zamanlı ısıtmaya başlamaktadırlar diyor. K kabı kapalı ve kap içerisindeki basınç 0,46 santimetre civaya düşürülmüştür diyor. L ise açıktır diyor. Buna göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur? K ve L kaplarındaki 1 gram suyu buharlaştırmak için aynı miktarda enerji vermek gerekir. İkincisi, K kabındaki su daha erken kaynar. Üçüncüsü, kaplardaki su miktarı aynı ise her iki kaptaki suyu buharlaştıracak toplam ısı miktarı eşit olacaktır diyor. Bu da sizin değerli arkadaşlar. Dokuzuncu örnekte 76 santimetre civa basınçlı bir ortamdaki bir kapta kaptaki su içine bir miktar buz parçası atılınca buzun kütlesinin zamana göre grafiği şekildeki gibi oluyor. Hangileri doğrudur diyor. Değerli arkadaşlar yukarıdaki örneğin tersine buz burada hemen erimeye başlamış bakın. Kütlesi azalmış. Burada buz 0 santigrat derecede. Su ise 0 santigrat derecenin üstündedir. İlk ifade doğru. 0 T aralığında suyun kütlesi artmaktadır. Çünkü buz azalıyor. T 2 T aralığında kapta su buz karışımı var. Buzun tamamı erimemiş değerli arkadaşlar. Ve kütlesi de değişmediğine göre burada 3. ifadenin de doğru olması gerekiyor değerli arkadaşlar. 10. örneğe baktığımızda 9. sınıf öğrencisi olan Eftal her yaz tatilinde manav dükkanı olan amcasına yardımcı oluyor. Amcası her gün Eftal'e manavın önündeki yolu sulamasını istiyor. Eftal her manavın önünü suladığında çevresinde bir serinlik hissediyor. Bu durum Eftal'in yukarıdaki düşüncelerinden hangisiyle açıklanabilir diyor. Su buharlaşmak için gerekli ısıyı havadan alır. Hava veyahut da asfalt yüzeyden alacak. Su buharlaşmak için gerekli ısıyı yolun yüzeyinde alır.
Evet. Yol suda ısıyı alarak soğur. Üçüncüsüyle ilgisi yok. Su buharlaşırken değerli arkadaşlar çevresinden ısı alır. Bu çevresi hava veyahut da yol olabilir. 1 2 doğru. On birinci örneğe baktığımızda ısıca yalıtılmış bir kaptaki su buz karışımı ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor diyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Su buz karışımı buradaki örneğimiz. Su buz karışımı 0 santigrat derecede erime oluyor. Kağaralın uzunluğu ısıtıcının gücüne bağlı. Şimdi buradaki zaman kavramı olduğu için eğer ısıtıcı çok büyük oranda ısı kaynağı veriyorsa o zaman K aralığı daralacak demektir. Küçük veriyorsa uzayacak demektir. L aralığının uzunluğu değerli arkadaşlar burasının eğimine baktığımız zaman buranın eğimi T bölü düzgün ısıtıldığını varsayarsak 1 bölü MC'ye bağlı değerli arkadaşlar. Dolayısıyla L aralığı kütleye ve ısıtılan malzemenin cinsine bağlı. Isıtıcı gücüne bağlıdır. Bu kütleye bağlı olacak. L aralığının uzunluğu suyun kütlesine bağlıdır. Evet, suyun kütlesi büyük olursa şu oran küçük olacak. Bu oranın küçük olması demek eğimin küçük olması demektir. O zaman eğim şu şekilde olacak. Aralık uzayacak demektir. 3 doğru arkadaşlar. 1 ve 3 yanıt olacak. Beşinci ödevde ısıca yalıtılmış bir kaptaki su buz karışımı soğutulduğunda sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre başlangıçtaki su kütlesi küçük olsaydı K aralığıyla teta nasıl değişirdi diyor. Şimdi buradaki buharlaşmaya bakalım arkadaşlar. Bir molekülün bağlı olduğu sıvı yüzeyini mevcut enerjiyle terk etme olayıdır buharlaşma. Buharlaşma bütün sıcaklıklarda gerçekleşir ve sıvı kalmayıncaya veyahut da sıvı üzerindeki ortam buhara doymuş hale gelinceye kadar devam eder. Demek ki buharlaşma kaynama gibi belirli bir sıcaklık değerinde gerçekleşmiyor. Her sıcaklık değerinde ve basınçta gerçekleşebiliyor doyuma geçmeden. Buharlaşma sıvı yüzeyinden meydana gelir. Bu vesileyle sıvı yüzeyi genişledikçe buharlaşma olayı hızlanır. Sütlerin soğutulmasının ve kaymak yapımının nedeni bunlardan bir tanesidir değerli arkadaşlar. Daha geniş kaplara aktarılarak kaymak oluşumu sağlanır burada. O halde buharlaşma sıvı yüzeyinde başlar. Sıvı üzerindeki basınç düştükçe buharlaşma hızı artar. Rüzgarlarda çamaşırların daha erken kurumasının nedeni bu. Sıvı yüzeyindeki nem azalırsa buharlaşma artar, nem arttıkça azalır. Yazın sahil kenarlarında çamaşırların kırsal bölgelere göre daha geç kurumasının ya da nemli kalmasının nedeni bu. Dolayısıyla buharlaşma yukarıdan da tanımlandığı gibi enerjisi yüksek olan moleküllerin yüzeydeki moleküllerden kurtulması olayı olduğu için yüksek enerjili veyahut da hızlı moleküller ortamı terk ettiği için sıcaklığı düşmüş olacak. Ortalama hızı da düşmüş olacak. Dolayısıyla buharlaşma bir soğutma vasıtası olarak kullanılabilir değerli arkadaşlar. Sublimleşmeye baktığımız zaman yapının katı halden direkt gaz hale geçme faslıdır. Uygun sıcaklık ve basınç altında bir cismin katı halden buhar haline arada sıvılaşmaksızın doğrudan doğru geçebilir diyor. İyot billurları normal şartlar altında bu tarzda buharlaşırlar. Ve naftalin buharları, bilyeleri ve kuru buz içinde durum aynıdır. Naftalini banyoya koyduğunuz zaman veyahut da lavabonun oraya koyduğunuz zaman kendiliğinde buharlaştığını göreceksiniz. Kuru buz dediğimiz karbondioksitin durumu da bu şekildedir. Karbon da 3800 Kelvin'de aynı tarzda hareket eder. Sublimleşme, donma ve kaynama arasında ki ilişki yandaki grafikte gösterilebilir diyor. Buradaki Fx grafiği donma noktasının eğrisini gösterir. Bx eğrisi kaynama eğrisini gösterir. Cx, şurası S. Cx eğrisi katı buhar halleri arasındaki dengeyi gösteren bir eğrim yani sublimleşme eğrisi şurası. Cx dediğimiz burası değerli arkadaşlar.
12. örneğimizde terlediğimiz zaman üşüme hissiyatının oluşması, toprak testi içerisinde konulan suyun soğuması, güneşte kesilen bir karpuzun soğuması, yukarıdaki oluşan durumların hangisi oluşum yönüyle birbirine benzerdir? Üç de benzerdir. Terleme olayında üşümemizin nedeni ısı kaybetmemizdir. Toprak testi, toprak gözeneklerine sızan suyun buharlaşması için sudan ısı alması aynı prensibe dayanır. Karpuzu kestiğimiz zaman değerli arkadaşlar, suyu karpuz yüzeyindeki, kesilmiş karpuz yüzeyindeki su mevcut karpuzdan ısı alarak hal değiştirecek. Dolayısıyla ısı kaybeden karpuz soğumuş olacak. Üç de var bunların içerisinde. 13. örneğe geldiğimizde değerli arkadaşlar, karbondioksit fazı diyagramı şekildeki gibi verilmektedir. Buna göre 1 atmosfer basınçta oda sıcaklığında karbondioksit gaz fazındadır. Evet, 1 atmosfere bakıyorum. Oda sıcaklığım şu değerli arkadaşlar. 25 mesela oda sıcaklığı. Bakıyorum gaz fazı doğru. Karbondioksitin kuru buz duruma geçmesi 1 atmosfer ve -78 santigrat derecenin altındaki bir sıcaklıkta gerçekleşir. Evet. MK eğrisi üzerindeki her nokta sıvı buhar halleri arasında bir dengeyi gösterir. Doğru. Üçünü de doğru alabiliriz değerli arkadaşlar. Altıncı ödevde su için triple noktası, yani üçlü nokta diyagramı yanında verilmiştir diyor. Buna göre suyun triple noktası için yukarıda yazılan yargılardan hangisi doğrudur diyor değerli arkadaşlar. Yedinci ve son ödevimizde gene bir triple diyagramı var. Su için faz diyagramı şekildeki gibi çizilebilir. X ve eğrisi üzerindeki bir noktada bulunan saf ve dengedeki bir su numunesi donma gerçekleşmeksizin donma noktasını birkaç derece altına kadar soğutulabilir. Bu olaya aşırı soğuma veyahut da aşırı erime denir. Bu olayla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki hafta genleşme konusuna bakacağız. Bu akşam ödevlerinizi paylaşacağım. Bizi takip edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.